Erdoğan dışında bu bahsettiğiniz isimlerin hiçbirisinin en ufak bir reel şansı yok. Erdoğan'ın seçilemediği bir ortamda Erdoğan'ın aday göstereceği hiç kimsenin seçilme şansı yok. Hiç kimsenin seçilme şansı yok. Çünkü mesele Erdoğan değil. Zaten Erdoğan'ın oyu partisinin üstünde hala. Evet. Ama onun oyu bile artık seçilmeye yetmiyor. Çünkü Türk halkı Erdoğan'dan yoruldu. Yeter artık diyor. Erdoğan'ın politikalarından yoruldu, Erdoğan'ın Türkiye'yi ayrıştırmasından yoruldu, Erdoğan'ın kavgacılığından yoruldu, Erdoğan'ın israfından yoruldu, Erdoğan'ın egosentrik politikalarından yoruldu. Yani düşünün, bu devleti kuran ben öleceğim ama Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacak diyor. Öbür tarafta bir Erdoğan var. Diyor ki ben ölürsem devlet, ben ayrılırsam gidersem devlet yıkılır diyor. Yıkılır. Hadi canım sen de, sen kimsin ya? Tamam. Bu devleti kuran Maraşal, ondan sonra nereden geliyor? Savaş meydanlarından geliyor. Sen kantinden geliyorsun kardeşim. Fazla uzatma yani, kendini de çok önemseme. Kendini de çok önemseme. Sen tarihin şanslı bir döneminde geldin çok. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesi için ılımlı İslam'a ihtiyaç duyduğu bir aşamada, Amerikalıların AKP 100 yılın projesi dediği bir aşamada iç ve dış dinamiklerin uzlaşmasının neticesinde geldi. Ha, başarılı bir siyasetçisin, kabul ediyoruz. Tamam. Ama o kadar. İyi bir devlet adamı değilsin. Asrın lideri değilsin. Biz Erdoğan'ı Putin'in kapısının önünde çökerken gördük. Biz Erdoğan'ı devlet yetkililerini Biden'la yaptığı görüşmeye sokmaya utandığı zaman gördük. Biz Erdoğan'ı Rahip Brunson'ı vermem deyip Trump'ın iki açıklamasından sonra verirken gördük. Özetle ne dünya lideri ya, şaka mı? Orta Doğu'da bile artık esamesi okunmayan bir adam. Bundan bahsediyoruz. Miadı doldu diyorsun. Miadı doldu. Evet.